Evet efendim, bir kitap tanıtarak başlayalım size isterseniz. İnancın Sınandığı Zor Mekanlar, Hücreler kitabının yazarı Nevin Berktaş bugün bizim konuğumuz. Ve aslında bu kitap tam da anlattığı şeyin içerisinden, hücrelerden yazıldı. Ve bugün hala oralara, hücrelere geri döndürülmek üzere bir bahane olarak kullanılan bir kitap olarak karşımıza duruyor bugün. Nevin Berktaş çok uzun yıllarca cezaevinde kaldı. Pek çok işkenceye, pek çok kötü uygulamaya ve baskıya maruz kaldı. Ama hala hayatın içerisinden doğru bildiğini söylemeye devam ediyor. Nevin Berktaş, Ekmek ve Gül'ün konuğu, hoş geldiniz efendim. Ve her Teşekkür şenbe olduğu gibi Devrim Avcı da bizimle birlikte bugün. Sen de hoş geldin ederim. Devrimciğim. Şimdi gerçekte 80 sonrası kuşaktan biri olarak ben kitabınızı okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Bir kere anlatılan her şey sonuçta sadece sizin değil, milyonlarca kadının belki hikayesiydi ve bu hikayelerden sonra yaşanan bir yaşam acaba nasıl devam ediyordu diye de merak ettim oldukça. Çok uzun yıllarca cezaevinde kaldınız ve bu cezaevinde yaşanan her şey başka başka pek çok kadının da hikayesi aynı zamanda. Ve şimdi bu kitap yüzünden yargılandınız ve tekrar cezaevine gönderilme durumuyla da karşı karşıyasınız. Biraz baştan alalım mı Nevin Hanım? Ne oldu da acaba siz cezaevine girdiniz? Kaç sene kaldınız? Nasıl şeyler yaşandı? Bunlar koca bir kitaba bile sığdırılamamış sorular ama böyle birazcık izleyicilerimize de hem kitabın içeriğinden hem sizin yaşam öykünüzden bahseder misiniz? Aslında yaşam öyküsü mücadelenin içerisinde oluşan bir öykü oluyor. Yani bizim gibi insanların çok bambaşka özel bir yaşamı olmuyor. Mücadeleyle birlikteyken bir yaşam öyküsü doğuyor, öyle diyeyim. Devrimci düşüncelerle tanışmakla başlayan bir süreç. Daha iyi bir dünya istiyorsun. Farklı şeylerin farklı yürüdüğünü görmeye başlıyorsun ve değişmesi gerektiğini görmeye başlıyorsun. O aşamadan sonra bunlar tabii iyi karşılanmıyor. Çünkü var olan bir sistem var ve o sistemden hoşnutsuzluk duyan herkesle birlikte olmak bu biraz tehlikeli görüldüğü için başlıyor öyle bir süreç. Siz kaç yaşındaydınız efendim cezaevine girdiğinizde? 19-20 yaşlarında olmalıyım ya. Yani ilk girdiğimde galiba öyleydi. Peki hangi senelerdi bu seneler? Sanırım darbeden hemen sonraki yıllardan Tabii bahsediyoruz. birkaç kere gözaltına alındım ama cezaevinde yatma, evet, 1980 12 Eylül rejiminden sonra Temmuz ayıydı girdim. 5-6 ay kaldım, o zaman kalmadım. Sonra çıktım ama artık girmeler çıkmalar çoğalmaya başladı. Evet. Çünkü bir kere öyle tehlikeli kategorisine konduğunuz zaman bunun arkası geliyor. Zaten uzun yıllar daha çok işte örgüt üyeliğinden birkaç kere açılan davalar var. O davalar bir süreklilik arz ettiği için, hani mücadelede bir süreklilik arz ettiği için bu kadar uzun tutulmuş oluyor. Yoksa kendi yasaları, yani devletin yasaları çerçevesinde de bu kadar uzun yıllar yattıracak bir durum yok aslında. Ama o süreklilik, şimdi yasalarda infaz yakma durumu da doğuyor. Çünkü aynı şeyi birkaç kere yapmış oluyorsun. Ona göre de infaz yakılması durumuyla karşılaştım ben. Aslında da yani şimdi ben yasal ayrıntısını çok fazla bilmiyorum ama infazın da yanmaması gerekiyormuş. Bak bir de o var. Ben bir 6 yıl kadar da fazla yatırılmış bulunuyorum. 6 yıl kadar fazla Evet. yatırıldınız ve aynı zamanda bu fazla yatırılmaların içerisinde de hani normalde cezaevleri koşulları zaten 80 darbesinden sonra oldukça kötüydü ama bir de bu işin hücreler kısmı sizin hayatınızda çok önemli bir yerde durdu galiba. Şimdi insan şey düşünüyor. Hani bir gününü bile evde tek bir odada geçirmek zorunda kaldığında gerçekten de bu hani çok
insanı korkutan, çok böyle şey yapan, tedirgin eden bir durum gibi geliyor. Mesela pencere olsun, bir televizyon olsun, oturabileceğin rahat bir koltuk olsun. Hani bu durumlarda bile bir odada birkaç gün geçirmek insana çok bunaltıcı geliyor ama cezaevinden bahsediyoruz. Çok kötü koşullarda hücrelerden bahsediyoruz. Siz cezaevine girdikten sonra kitabınızda da anlatıyorsunuz. İstiklal Marşı'nı zoraki okutulan İstiklal Marşı'nı okumamak üzere bir şey sergiliyorsunuz, bir tavır sergiliyorsunuz ve bundan sonra başlıyor hücre cezaları. O süreci de anlatır mısınız bize? Nasıl uygulamalar vardı siz cezaevine girdikten sonra? O uygulamalar aslında 12 Eylül'ün ilk aylarından itibaren başladı. Fakat İstanbul cezaevleri daha değişik oldu. Direniş çok daha ilkelden ve baştan ele alındığı için oralarda uygulamaları zor oldu. Hatta uygulayamadılar da büyük bir bölümünü. Ama ben hem Adana'da hem İstanbul'da yargılandığım için dosyaların birleşmesi vesaire nedeniyle İstanbul cezaevinden sevk edildim Adana cezaevine. İstanbul'da direnişin çok güçlü olduğu bir Metris cezaevi, işte Sağmalcılar cezaevi. Oralardan direnişin hiç olmadığı ya da yer yer çıkışlar yapılıp da bastırıldığı bir cezaevine gittim. Zaten askeri yaptırımlar 12 Eylül cezaevlerinin temel şeyi, uygulaması oldu. İşkenceler sadece polis şubelerinde değil, aynı zamanda cezaevlerinde de sürdü. En önemli amacı da işte düşüncelerinden o kişileri sıyırmak ve bir daha devrimci düşüncelere sahip olmamalarını sağlamak. Amaç düşüncelerinden uzaklaştırmak ama bunu zorla yapmak. Yani tabii ki gönüllü şey olarak da yapmak da iyi bir şey değildir ama bir de zorla, zor yoluyla, işkence yoluyla yaptırılınca devrimci tutsaklar da buna karşı çıkmakla karşı karşıya. Öyle anlar çok yaşamının önemli kesitleridir. Yani siz normal akış içerisinde giderken bunlar başınıza gelecek, evet bilirsiniz, çeşitli kitaplardan okumuşsunuzdur ya da arkadaşlarınızdan dinlemişsinizdir. Ne olması gerektiğini bilirsiniz ama başınıza geldiğinde o refleksi gösterebilmeniz o inancı daha sağlam olmasını gerektiriyor. Öyle olmayınca o koşullara dayanmak ve onu yenmek, onunla savaş içerisinde onu bertaraf edebilmek kolay bir şey değildir. Direnme azmi, inançlarındaki sağlamlık o direnişi uzun süreli, uzun vadeli olmaya götürüyor. Adana cezaevi işte 12 Eylül'ün ilk zamanlarından itibaren askeri yaptırımların hayat bulduğu bir yer haline gelmişti ben gittiğim dönemde. İşte Diyarbakır, Mamak, Metris'te uygulayamadılar ama çok uygulamak istediler. Ben tam da 84 ölüm orucunda arkadaşlarımızın işte teklif elbise uygulaması, bu askeri yaptırımlar, işte komutanım deme sayımda mesela, ön ilikleme. Çünkü sizi orada biraz daldan dala atlıyorum ama bunu araya bir sokalım. Çünkü orada sizi siyasi tutsak olarak görmüyorlar. Asker kategorisinde zaten o esnada ünlü bir sloganımız da vardı. Asker değiliz, siyasi tutukluyuz. Şimdi sizin hücreler kitabına ilişkin mahkemeye verdiğiniz savunmada söylediğiniz bir cümle var. Ben onu aktarmak istiyorum. Diyorsunuz ki gerçekten de çok gereksiz bir dava açtınız. Üstelik bu kitap benim gibi devrimci düşüncelere sahip politikleşmiş kesimlere hitap ediyor. Aslında en geniş kitlelere hitap eden, onların bilinçlerini etkileyebilen kitaplar yazmak gerekiyor. Yazmayı düşünmüyor da değilim. Neden doğru fikirler değil de kitlelerin bilincini yanıltan fikirler yayılsın? Şimdi gerçekten neden acaba dava açıldı sizin bu kitabınıza? Ne söylüyorsunuz bu kitapta da? Devleti hani bölmeye yönelik bir şey buldular içinden ve bugün tekrar yargılanan ve Mayıs ayında yeniden
hani hapishaneye gönderilmeye bekleyen bir kadınsınız. Ne oldu yani? Aslında hani biraz önce de konuşmuştuk ya, işkence yapılır ama toplumun büyük bir kesimi buna inanamaz. Evet. Duymadığı zaman, duyduğu zaman bile olabilir mi? Yani bu kadar şeyler yapılabilir mi diye şaşkına döner. İşkenceye maruz kalanlar da anlatmalıdır aslında. Ben ve benim gibi insanlar ya da arkadaşlar diyeyim, biraz geri kalmıştır anlatmakta. Ben mesela eğer bir 19 Aralık katliamı beklentisi olmasaydı belki de yazmayacaktım bu kitabı. Şöyle bir şey, bir ya biz yaşadık da bunu da hani nasıl böbürlenmek gibi ele almak. Bizim eski kuşaklarda biraz bu vardır. Hatta şey ya, bir tokat yemiş onu da bile anlatıyor gibi. Yani ters yönden, yanlış yönden bakma şeyi gelişmişti bir zamanlar. Ama bu yanlış bir yaklaşım. Anlatmak gerekiyor. Anlatılmadığı zaman işte yani söz uçucudur zaten. Evet. Esas kalan yazıdır. O anlatıldıkça geniş kesimlere duyurabilmiş olursunuz. Bizim için önemli olan o dönem direnmekti. Evet. Zaten şunu da biliyorduk. Direndiğimiz zaman geleceğe bu bir şekilde akacak. Ama o kadarla kalmamak gerekiyor. Anlatmak da gerekiyor. Çünkü o dönemi anlatanlar eğer yanlış şekilde ele alınmışsa, yanlış aktarılmışsa öyle yazacaktır ya da anlatacaktır. Doğru şekilde yaşayanlar ya da direnenler de anlatmalıdır. 19 Aralık gibi bir şey, bir rüzgar geliyordu biliyorduk. Ya da şöyle diyelim, şimdi ne zaman toplumsal bir suskunluk isteniyorsa o zaman hapishanelere çok şiddetli bir saldırı oluyor. Çünkü hapishanelere toplumun daha bilinçli kesimleri, bir şeylerin farkında olan, bunların da değiştirilmesi gerektiğine inanan insanları suç işledin diyerek atıyorlar. Ve onlar sustuğu zaman, onlar sessiz kaldığı zaman toplumsal bir suskunluğa geçileceğini de farkındalar. Yani toplumlar tarihi bunu göstermiştir. O yüzden hapishanelerde direnmek ve bunu bu direnci haleler şeklinde yaymak çok önemlidir. İçeridekiler de bunun farkındadır. 19 Aralık biliyorsunuz, hatta Ecevit'in ünlü bir lafı oldu. Yani biz 24, pardon, bu IMF programını 19 Aralık olmasaydı uygulayamazdık dedi. Böyle, gerçekten de böyle. Mesela 24 Ocak kararlarını da 12 Eylül ve 12 Eylül hapishaneleri olmasaydı uygulayamayacaklardı. Bunu da kendileri de ifade ediyorlar. Yani hem siyasal olarak hem de ekonomik olarak bir program uygulayacaklarsa ve bunu toplumun muhalefetinden dolayı haklarını vermemek durumunda olan kitlelerin tepkisinden dolayı uygulayamıyorlarsa radikal bir şekilde bunu keserek uygulamak durumunda kalıyor burjuvazi. Kendi sistemini böyle yapıyor. Evet, bir de 19 Aralık bu nedenle çok şiddetli geldi. 20 ceza indi birden ve çok kanlı bir şekilde. Çünkü çok şiddetli bir, yani büyük bir saldırı oluyorsa o saldırıya denk bir şiddette direnmek gerekiyor. Bu nedenle de böyle bir direniş beklendiği için de yok etmek istediler onu. Ondan önce genç arkadaşlar da, yani yazalım mı, bize anlatıyorsun ama bunu herkes bilmiyor diyorlardı. Bu söylem bende giderek bir ihtiyaca dönüştüğü fikrini uyandırdı. Ve cezaevindeyken yazdım. Hem de o kadar hızlı yazmak zorunda kaldım ki aslında bunu sindire sindire o günleri daha ayrıntılı hatırlaya hatırlaya. O yüzden öyle bir şey söyledim. Yani bir ihtiyaca cevap versin diye hızlıca yazılmış ve daha çok da politik kesimleri ilgilendiren şeyleri anlatmakla karşı karşıya kaldım. Ama o söylediğim şeyi de yapamıyorum. Gündem çok hızlı akıyor. Evet. Şimdi bu cezaevlerinin aslında hani her geçen gün iyileştirildiğini duyuyoruz biz hükümet ağzından. İşte Adalet Bakanlığı böyle açıklamalar yapıyor. Örneğin şeyler, insan hakları komisyonları ya da cezaevi komisyonları tek tek cezaevlerinde dolaşıyorlar ve çeşitli raporlar ortaya koyuyorlar. İşte 80 dönemi bizim ülkemizde hep böyle gerçekten cezaevlerindeki kötü koşullar, işkence ve kötü muameleyle anıldı.
sanki böyle geçmiş zamanın olaylarıymış bunlar gibi düşünüyoruz bizi. Çünkü hep bu komisyonların hazırladığı raporlar aslında oraları aklayan, sanki tabii, giderek tabii. Orayı ne bileyim lüks bir otele çevirmişlercesine ortaya konan tablolar gösteriyor bize. Bize biraz şeyi anlatır mısınız? Yani siz cezaevlerinde hep böyle sıkıntılı dönemleri, cezaevlerinde sıkıntılı dönemler yaşandığı süreçlerde hep cezaevlerindeydiniz ve aslında oralarda nasıl tartışıldığını ve gerçek koşulların ne olduğunu yaşayarak gördünüz. Şimdi deniyor ki canım onlar da zaten teröristler, yani ülkeyi bölmek istiyorlar zaten. Ne yapacağız? Biz onlara 5 yıldızlı otel mi sağlayacağız fikri var ve bu hani toplumca da kanıksanması da istenen bir fikir olarak karşımıza duruyor. Siz ne dersiniz bu duruma? Yani işte biz onlara özel odalar verdik, güzel bakımlı yerler tahsis ediyoruz gibi bir şeyle ortaya çıkıldı. Hani günden güne değişti de bu gündem. Nasıl oldu? Ya ben hep işçilerin mücadelesiyle devrimci tutsakların mücadelesinin birbirine çok benzediğini ve çok kaynaştığını düşünüyorum ve öyle de gerçekten. Mesela geçenlerde başbakan ne diyordu? İşte 4C'yi biz sendikacılarla da konuştuk işte falan. Yani aslında bunlar niye direniyorlar ki? Önden böyle şeyler açıklıyorlar. Yani orada direnileceğini ve toplumda bunun büyük bir yankı uyandıracağını bildikleri için önce bir saldırmaları gerekiyor. 5 yıldızlı otel şeyi de esprisi de oradan kaynaklanıyor. Yani önce bir tepki uyandırması gerekiyor. Mesela işçileri de birbirine düşürüyor. Aa, 1 milyardan fazla maaş alıyormuş. Oysa kendisinin 1 milyardan fazla maaş almasını istemeli bir işçi değil mi? Ama orada o daha fazla, birazcık daha fazla, oysa açlık sınırının da altında, yoksulluk sınırının da altında, o bile geçinmesine yetmeyen bir para. Ama kendisinden biraz daha fazla para alanları karşı bir tepki oluşturmak. Bu aslında bölmenin, parçalamanın, birbirine düşürmenin yollarından bir tanesi. Bizim haklılığımızı ortadan kaldırabilmek için bu tür saldırılarla geliyorlar önce. Biraz önce de bahsettiğim şey, bir şeyi yok etmeden önce büyük bir haklı olduklarını söyleyen, direnecek olan kesimlerinde boş yere direneceğini, çıkıntılık yapacaklarını, yan gelip yattıklarını, benzeri şeyler söylüyorlar. O yüzden de bunları bertaraf edebilmek, onun yolunu aramak. Biz o konularda geri kalıyoruz. Özellikle işçi arkadaşlara o yönüyle de açmak gerekiyor. Onların neler yapabilmesi gerektiğini de aktarmak gerekiyor. Kendi deneyimleriyle, tecrübeleriyle anlıyorlar ama evet bu da gerekli. Fakat yaşamış olanları dinleyerek de açabilirler önlerini. Biz de yoğun bir propaganda faaliyetine girmeliyiz. Öyle yaptık. Bu kitap aslında bir anlamda böyle bir şey ve bu rolü anladılar. Mahkemelerin sürekli açılmış olması, davaların hala sürüyor olması. Bu, bakın bir hücre saldırısı geliyor ama bir zamanlar böyle bir hücre saldırısı vardı. Hapishanelerde şu nedenlerle direnildi. Biz bu hücre saldırısını direnerek püskürtebiliriz. Ana fikir böyle bir şey olduğu için bu hoş karşılanmadı. Hemen toplatıldı. Bir hafta içinde toplatıldı. Fakat toplatılmasına rağmen çok fazla okundu. Hatta 19 Aralık katliamı, yani böyle bir şiddetli bir şeyin geleceğini, saldırının geleceğini bildiğimiz için bütün ülkelerin deneyimlerini, eğitim çalışmalarını yaptık biz içeride. Biz hazırlanıyorduk saldırıya nasıl direneceğimize. Hem ideolojik olarak, fikirsel olarak hem de pratik olarak buna hazırlanıyorduk. Başka ülke deneyimlerini, romanları, yanı sıra bir de bu da okundu. Çok okundu bu, içeride de çok okundu. Etki gücü de iyi oldu bu yanıyla. Oradan da tehlikeli bulunmuş olabilir. Oradan da tehlikeli bulunmuştur. Şimdi ben aslında herkesin böyle kafasında bir yerlerde geçirdiği, böyle düşünmeye mahkum edildiği bir soru sormak istiyorum size. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi sizin hayat öykünüze baktığımızda işte aslında henüz hayatının çok başında cezaevine
giriyorsunuz. Cezaevinde de yine çok kötü koşullarda hücrelerde kalmak durumunda kalıyorsunuz. Evet. Bu size hem psikolojik olarak hem bedenen hem ruhen gerçekten zor zamanlar da yaşatmıştır. Ve ömrünüzün tamamına yayılan bir aslında süreçten de bahsediyoruz böylelikle. Evet. Sürekli cezaevine girip çıktınız, sürekli direndiniz orada. Bir kitap yazdınız yaşadıklarınızı anlatan ve o da yargılandı. Şimdi yeniden cezaevine gönderilmekle karşı karşıyasınız. Hani mutlaka ki bizi izleyenlerin aklından da hani geçiyor ve bu soruyu biz çok soruyoruz. Yanlış bir soru olarak soruyoruz belki. Değer miydi bu kadar şeye diye belki. Hani bunu sormak meşru bir soruymuş gibi geliyor herkese. Özellikle kadınlar söz konusu olan kendi çocukları, kendi yakınları olduğunda herhalde bu soruyu sorduklarında daha korumacı, kollamacı, daha şefkatli bir yaklaşım sergilediklerini de düşünebilirler bu noktada. Siz ne söylersiniz efendim bu durumda? Değerdi. Şimdi mesela bir aydır tekel işçileri de değer mi? İşte masanın üstünde yatıyorlarmış. Çoğu çocuklarından ayrı kalıyorlarmış. İşte neredeyse bazen ekmek bulamıyorlar. Ama orada direniyorlar. Çünkü ekmek gerçekten işini kaybetmekle karşı karşıya. Ekmek sorunuyla karşı karşıya. Bizim de ekmeğimiz özgürlük. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki o kadar çok bedeller ödendi ki ya onların içerisinde ben bir parçayım aslında. Bu yanıyla baktığımızda benim payıma da bu düştü. Ben böyle bakıyorum meseleye ve böyle çok da ben bunları mı yaşadım demiyorum. Farklı bir dünya istedim ben. Herkesin özgürce yaşayabileceği işte her şeyde daha refahlı, mutlu bir şekilde yaşayabileceği, yarına işte ne olacak diye bakamadan gidebileceği, kaygısını duymadan, duymadan bir dünya, böyle bir dünya istediğimde eğer suç işliyorsam, evet bu suçu işlemeye devam edeceğim oluyor benim içimden. Suç değil çünkü bu. Suç işlediğime hiçbir zaman inanmadım. İnanmazlar zaten benim gibi düşünen insanlar. Haklı olduğuna inanmak kadar meşru bir şey yoktur. Ve siz bunu bütün hücrelerinizde hissettiğinizde yaşadığınız şeyler olağanüstü gelmiyor. Normal olan herkesin yaşadığı gibi. Dünyanın birçok yerinde benim gibi yaşayan çok insan var. Ülkemizde de var. Onlardan biriyim sadece. Böyle baktım ve değer olarak gördüm. Buna inandığım zaman da bunlar zorluk olarak, daha doğrusu bu zorlukları yenmek gerektiği. Zaten buna direndikçe siz de kişilik olarak güçleniyorsunuz, değişip dönüşüyorsunuz ve bundan da çok mutluyum. Böyle bir hayatı sevdiğim için, istediğim için, her şeyden önce kendim için ve böyle de yaşanmasını istediğim için. Bu hayatı herkese salık veriyorum. Bedelleri ağır da olsa. Evet. Öyle diyeyim yani. İzleyicilerimize bir çağrınız. Yani Mayıs ayı çok yakın bir ay hakikaten. Ve şimdi yeni yeni alışıyorken belki dışarının havasına, suyuna, ne bileyim dışarıdaki tabii, insanların yaşama, evet, iletişim kurmasına daha yeni yeni alışıyorken yeniden cezaevine gönderilme durumuyla karşı karşıyasınız. Var mı izleyicilerimize bir mesajınız burada? Direnen işçileri, özellikle tekel işçilerine, itfaiye işçilerine, her yerdeki direnen işçileri selam gönderiyorum.